Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere ve ona yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz Allah'a iman etmiş, hakla batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği o Bedir günü, kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman getirmişseniz bunu böyle bilin. Ve biliniz ki Allah her şeye kadirdir. O vakit siz vadinin yakın bir yamacındaydınız. Onlarsa uzak yamacındaydılar. Kervan da sizden daha aşağıdaydı. Öyle ki şayet onlarla sözleşmiş olsaydınız, öyle bir buluşma yeri için mutlaka anlaşmazlık çıkarırdınız. Fakat olması gereken zaferin olması için Allah böyle takdir etti. Ta ki helak olan apaçık bir delil gördükten sonra helak olsun. Sağ kalanlar da yine apaçık bir delilden sonra yaşasın. Kesindir ki Allah işitendir, bilendir. Hani o vakitler Allah sana uykunda, rüyanda onları az gösteriyordu. Eğer Allah sana onları kalabalık gösterseydi, korkacaktınız ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Allah böyle bir şeyden sizi uzak tuttu. Çünkü O gönüllerde yatanı da bilir. Ve işte onlarla karşılaştığınız vakit, onları sizin gözünüze az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü Allah o mukadder olan işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım atarak ve halka gösteriş yaparak yurtlarından çıkanlar ve Allah yoluna engel koyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, "Bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım," demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiği görününce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi: "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir." O sırada münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Müslümanlar hakkında "Şu adamları, dinleri aldattı," diyorlardı. Oysa her kim Allah'a tevekkül ederse, bilsin ki Allah galiptir, güçlüdür ve hikmet sahibidir. Melekler o kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura ve "Tadın bakalım cehennem azabını," diye diye canlarını alırken hallerini bir görmeliydin. İşte bu sizin kendi ellerinizle meydana getirdiğiniz bir sonuçtur. Hiç şüphesiz Allah kullarına hiçbir şekilde zalim biri değildir. Tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişi gibi onlar da Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden tutuklayıverdi. Çünkü Allah çok kuvvetli ve azabı çok çetin olandır. Bu Allah'ın bir kavme verdiği nimeti. Onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmemesinden dolayıdır. Gerçekten de Allah hakkıyla işiten, her şeyi bilendir.
tıpkı Firavun'un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişi gibi Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de onları günahları yüzünden helak ettik. Firavun'la arkasından gidenleri suda boğduk. Hepsi de zalimdiler. Allah katında kımıldayıp debelenen canlıların en kötüsü, inkara saplanıp da bir türlü iman etmeyenlerdir. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozarlar ve bundan hiç çekinmezler. Bundan dolayı onları harpte yakalarsan kendilerinden sonrakilere de gözdağı olacağı şekilde ağır bir cezaya çarptır. Belki ibret alırlar. Eğer bir kavmin sözleşmeye aykırı bir hainlik yapmasından korkarsan, savaştan önce aynı şekilde antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. O kafirler ileri geçip kurtulduklarını sanmasınlar. Onlar kesinlikle bizi aciz bırakamazlar. Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki onlarla hem Allah'ın düşmanlarını hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barıştan yana olurlarsa sen de barıştan yana ol ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur. Eğer sana hile yapmak isterlerse muhakkak ki sana Allah yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle güçlendirecek olan O'dur. Müminlerin kalplerini birbirlerine O ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın, yine de onların kalplerini böylesine ısındıramazdın. Lakin Allah kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey peygamber! Allah sana yetişir arkandan gelen müminlerle beraber. Ey peygamber! Müminleri cihada teşvik eyle. Eğer sizden sabredecek 20 kişi olursa 200'e galip gelirler. Ve eğer sizden 100 kişi olursa kafirlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirler. Şimdi Allah sizden yükü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabredecek 100 kişi olursa 200 düşmana galip gelirler. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 düşmana galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Hiçbir peygamberin yeryüzünde ağır basmadıkça, kesin zafere ulaşıp üstün gelmedikçe esirleri olması layık değildir. Siz dünya malını istersiniz. Oysa Allah ahireti kazanmanızı murad eder. Allah azizdir, hakimdir. Eğer Allah'tan bir yazı, hüküm bulunmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki Allah bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bulursa,
sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, iyi bilsinler ki, bundan önce Allah'a hainlik ettiklerinden dolayı, Allah onların ezilmelerine imkan verdi. Allah her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten de iman edip hicret eden, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, onları barındırıp yardım edenler, işte bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İman ettiği halde henüz hicret etmemiş olanlar, hicret edinceye kadar onlar üzerinde herhangi bir velayet hakkınız yoktur. Bununla beraber dinde sizden yardım isterlerse, sizinle arasında antlaşma bulunanlar aleyhine bir durum olmadıkça, onlara yardım etmeniz de üzerinize borçtur. Allah bütün yaptıklarınızı görüp duruyor. Kafirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar. O kimseler ki iman ettiler, hicret ettiler ve Allah yolunda cihada katıldılar. Bir kısımları da onları barındırıp yer yurt sahibi yaptılar ve yardıma koştular. İşte bunlar hakkıyla mümin olanlardır. Bunlara bir mağfiret ve cömertçe bir rızık vardır. Daha sonradan hicret edip sizinle beraber savaşa katılanlar da sizdendirler. Bir de akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir. Allah'tan ve Resulünden bir ultimatumdur bu. Kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere, bundan böyle yeryüzünde 4 ay daha istediğiniz gibi gezip dolaşın. Şunu da bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah kafirleri mutlaka perişan edecektir. Ayrıca büyük haç günü Allah ve Resulü tarafından insanlara bir ilandır ki Allah da Resulü de müşriklerle yapılan antlaşmalara artık bağlı değildir. Eğer hemen tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok yine tövbeden yüz çevirirseniz biliniz ki Allah'ı yıldıracak değilsiniz. Kafirleri acı bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size olan ahitlerinde hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye yardımda bulunmamış olanlar bunun dışındadır. Siz de onlarla olan antlaşmanızın hükümlerine antlaşma süresinin sonuna kadar uyunuz. Muhakkak ki Allah müttakileri sever. Şu haram aylar bir çıktı mı, artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe ederler ve namaz kılıp zekatı verirlerse, onları serbest bırakın. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Haram aylar bilindiği üzere Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları ise de burada maksat müşriklere tanınan 4 aylık süredir ki o yılın Kurban Bayramı'nı müteakiben başlayacaktı. Eğer müşriklerden biri aman dilerse ona aman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güvenlik içinde olduğu yere kadar gönder. Çünkü bunlar gerçekten de bilgisiz bir kavimdirler. O müşriklerin Allah katında ve Resulü katında herhangi bir ahdi nasıl olabilir?
Ancak Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız var ki, bunlar size karşı doğru durdukça, siz de onlara doğru olun. Allah, hainlikten sakınanları elbette sever. Onlarla nasıl sözleşme olabilir ki? Sizin aleyhinize ellerine bir fırsat geçse, hakkınızda ne bir antlaşma gözetirler, ne de bir yemin. Dil ucuyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar, fakat kalpleri o kadarına da razı olmaz. Zaten onların çoğu fasıktırlar. Allah'ın ayetlerini az bir çıkara değiştirdiler de Allah yolundan engellediler. Gerçekten de bunlar ne fena şeyler yapa geldiler. Bir mümin hakkında ne bir yemin gözetirler ne de bir antlaşma. Bunlar işte böyle haddi aşan kimselerdir. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz ayetleri bilen bir kavme açıklarız. Eğer verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Ola ki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya azmeden ve üstelik ilk önce size saldırmaya başlayanlara karşı savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminseniz, her şeyden önce Allah'tan korkmalısınız. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvay etsin. Yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın. Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tövbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başkaca sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müşrikler kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı imar etme işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenlerin yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Allah zalimler topluluğuna hidayet ihsan etmez. İman edip de hicret edip mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki, o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır.
Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir. Onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez. İnkar kabul etmez bir durumdur ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn günü ki, o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de, o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere huzur veren rahmetini indirdi ve gözle görmediğiniz ordular indirdi de kendisini tanımayan kafirleri azaba uğrattı. Ve o kafirlerin cezası işte budur. Sonra bütün bu olup bitenlerin arkasından Allah dilediğine tevbe nasip eder. Allah gafurdur, bağışlayıcıdır. Rahimdir, merhamet edicidir. Ey iman edenler! Müşrikler bir pisliktir der. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah sizi dilediğinde lütuf ve ihsanıyla zenginleştirecektir. Allah gerçekten alimdir, hakimdir. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselere alçalmış oldukları halde elden cizye verecekleri hale gelinceye kadar savaş yapın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu, onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da saptırıyorlar. Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Şurası bir gerçektir ki, Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin birçoğu, insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. Bir de altın ve gümüşü hazineye doldurup onları Allah yolunda sarf etmeyenleri bu yüzden acıklı bir azapla müjdele.
O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak. Onlara, işte bu kendi canınız için saklayıp biriktirdiğiniz şeyler. Haydi şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını denilecek. Doğrusu Allah katında ayların sayısı 12 aydır. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında böyle yazılmıştır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu da doğru olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında nefislerinize haksızlık yapmayınız. Müşrikler size karşı topyekün savaştıkları gibi, siz de onlara karşı topyekün savaş açın. Ve iyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. O nesi denilen bir haram ayı geciktirmek adeti, olsa olsa küfürde fazlalıktır. Ki kafirler onunla şaşırtılır. Onu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da, Allah'ın haram kıldığını helal kılsınlar. İşte böylece kendilerine kötü işleri güzel gösterildi. Allah da kafir olan bir kavmi doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda cihada çıkın denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az bir şeydir. Eğer topluca savaşa katılmazsanız, o sizi acı bir azaba uğratır ve yerinize başka bir kavmi getirir ve siz ona zerrece bir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kafirler onu Mekke'den çıkardıkları vakit, sadece iki kişiden biriyken, ikisi de mağarada bulundukları sırada, arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimledir diyordu. Allah onun kalbine sükunet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kafirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Ey müminler! İster hafif tecihizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun. Ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır. Eğer o sefer yakın bir ganimet ve kolay bir sefer olsaydı, mutlaka peşine düşer gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yolculuk, kendilerine uzun bir sefer geldi. Bununla beraber, bizim de gücümüz yetseydi sizinle beraber elbette sefere çıkardık diyerek Allah'a yemin edecekler. Nefislerini helake sürükleyecekler. Allah biliyor ki onlar iyice yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler kimler? Gerçekten yalancılar kimlerdir? Bunların iyice belli olmasını beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görev bildiklerinden,
zaten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah o müttakilerin kimler olduğunu bilir. Senden izin isteyenler olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar olabilir. Onların kalpleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp dururlar. Eğer sizinle beraber cihada çıkmak isteselerdi, elbette onunla ilgili olarak bir takım hazırlıklar yaparlardı. Fakat Allah davranmalarını istemedi de, onları yoldan alıkoydu ve kendilerine oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka şeye yaramayacaklardı ve aranıza fitne sokmak için uğraşacaklardı. İçinizde onların laflarına kanacaklar da vardı. Allah o zalimleri iyi bilir. Şurası kesindir ki bunlar daha önce de fitne çıkarmak istediler ve sana türlü işler çevirdiler. Nihayet hak yerini buldu ve Allah'ın emri onların zoruna gitmesine rağmen açığa çıktı. İçlerinden aman bize izin ver, başımı derde sokma diyen de var. Dikkat et, başlarını asıl kendileri derde soktular. Hiç şüphesiz cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Eğer sana bir iyilik dokunursa fenalarına gider. Eğer sana bir musibet gelirse biz zaten tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. De ki, siz bizde iki güzelliğin, zafer veya şehitliğin birinden başkasını mı gözetirsiniz? Bizse size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözete durun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz. O münafıklara şunu da de ki, gerek isteyerek, gerek istemeyerek infak edip durun. O infak ettikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. İnfakların onlardan kabul olunmamasına sebep, gerçekte Allah'a ve Resulüne inanmamaları, namaza ancak üşene üşene gelmeleri, verdiklerini de ancak istemeye istemeye vermeleridir. Onların malları da, evlatları da sakın seni imrendirmesin. Bu olsa olsa Allah'ın onları dünya hayatında bu gibi şeylerle azaba uğratmasından ve canlarının kafir olarak çıkmasını murad etmiş olmasından başka bir şey değildir. Hiç şüphesiz onlar sizden olduklarına dair yemin de ederler. Halbuki sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir kavimdirler ki korkudan ötleri patlıyor. Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veyahut girilecek bir delik bulsalardı, başlarını diker o tarafa doğru koşarlardı. İçlerinde topladığın sadakalar hakkında sana tariz eden, dil uzatanlar da var. Eğer o sadakalardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen kızarlar. Ne olurdu bunlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olsalar da? Bize Allah yeter. Allah bize lütuf ve ihsanından yine lütfeder verir.
bizim bütün rağbetimiz Allah'adır deselerdi. Sadakalar ancak şunlar içindir. Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolundakiler yolda kalmışlar. Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Yine onların içinde öyleleri vardır ki, peygamberi incitiyorlar ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyorlar. De ki, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır. Gönlünüzü hoş etmek için gelir size yemin ederler. Bunlar eğer müminseler, Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Bilmiyorlar mı ki, kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, ona muhakkak ki içinde ebedi kalınacak cehennem ateşi vardır. İşte rüsvaylığın büyüğü de budur. Münafıklar, kalplerindekileri bütünüyle haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinirler. De ki, eğlenin bakalım. Şüphesiz Allah, sizin çekindiğiniz şeyi kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Eğer kendilerine sorarsan, biz sırf lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah'la, ayetleriyle ve peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Boşuna özür dilemeyin. İman ettik dedikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek bile, bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azabımıza uğratacağız. Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerine benzerler. Kötülüğü emreder, iyilikten sakındırırlar. Ve Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular da, Allah da onları unuttu. Gerçekten de münafıklar hep fasık kimselerdir. Allah, erkek kadın bütün münafıklara ve bütün kafirlere cehennem ateşini ebedi olarak vaat buyurdu. O ateş onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı kendinizden öncekiler gibisiniz. Oysa onlar sizden daha güçlü kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklıydılar. Dünya nimetlerinden paylarına düşen kadar zevk sürdüler. Sizden öncekiler kısmetlerine düşen kadarıyla nasıl zevk sürmek istedilerse, siz de onlar gibi kısmetinize düşen kadarıyla zevk sürmeye baktınız. Siz de sizden önce batağa dalanlar gibi batağa daldınız. İşte bunların dünyada ve ahirette bütün amelleri heder olup gitti. Ve işte bunlar hep hüsran içinde kalanlardır. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh kavminin, Adin, Semud'un, İbrahim kavminin, Medyen ashabının ve o müttefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler,
kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlayacaktır. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan cennetler vaat buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı katı ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ve orası ne kötü bir yerdir. Onlar kötü bir şey söylemedik diyerek Allah'a yemin ederler. Onlar o küfür kelimesini kesinlikle söylediler. İslam'a girdikten sonra yine kafirlik ettiler. Ve o başaramadıkları cinayeti tasarladılar. Halbuki intikam almaları için Allah'ın Resulü ile onları lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep yoktu. Eğer tövbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok yanaşmazlarsa Allah onları dünyada da ahirette de acıklı bir azaba uğratır. Yeryüzünde onları koruyacak veya onlara yardım edecek bir kimse de bulunmaz. Yine onlardan kimi de Allah'a şöyle ahdetmişlerdi. Eğer bize lütuf ve kereminden ihsan ederse, biz de elbette zekatı veririz. Ve kesinlikle salihlerden oluruz diye söz vermişlerdi. Ne zaman ki Allah lütfedip onlara ihsanda bulundu, onlar da cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da bu yaptıklarının sonucunu kıyamet gününe kadar yüreklerinde sürüp gidecek bir münafıklığa çevirdi. Allah'ın onların sırlarını da fısıltılarını da bilip durduğunu ve Allah'ın bütün bilinmeyenleri bildiğini hala öğrenemediler mi? Müminlerden zekattan fazla olarak kendi gönülleriyle bağışta bulunanlara, bir de güçlerinin yettiğinden fazlasını bulamayanlara bakıp da onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlara pek acıklı bir azap vardır. Onlar için Allah'tan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için 70 kere mağfiret dilesen de yine Allah onları affetmeyecektir. Bu onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmelerinden dolayı böyledir. Allah böylesine baştan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez. Savaştan geri kalan münafıklar, Resulullah'ın hilafına, onun savaşa gitmesine karşılık, oturup kalmalarıyla ferahladılar. Ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Üstelik, bu sıcakta savaşa gitmeyin dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlayabilselerdi. Kazandıkları günahın cezası olarak artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni onlardan bir kısmının yanına döndürür de
onlar başka bir cihada seninle birlikte çıkmak için senden izin isterlerse de ki, artık siz hiçbir zaman benimle çıkamayacaksınız. Daha önce oturup kalmaktan hoşlanıyordunuz. Bundan böyle artık geride kalanlarla beraber oturup kalın. Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabrinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve fasık olarak can verdiler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kafir olarak çıkmasını murad ediyor, başka değil. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indirildiği zaman, içlerinden mal mülk sahibi olanlar senden izin istediler ve bırak bizi oturanlarla beraber oturalım dediler. Onlar oturanlarla beraber oturmaktan hoşlandılar. Kalplerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar anlayışsızdırlar. Fakat peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Murada erenler de işte onlardır. Allah onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur. Bedevilerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de oturdular kaldılar. Bunlardan kafir olanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü adına nasihat ettikleri takdirde ne zayıflara ne hastalara ne de verecek bir şey bulamayan yoksullara savaştan kalmaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenleri ayıplamaya bir yol yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Kendilerini bindirip savaşa gönderesin diye gönüllü olarak sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzülüp gözlerinden yaş döke döke geri dönüp gidenlere de bir günah yoktur. Kınamaya yol ancak zengin oldukları halde geri kalmak için senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalanlarla beraber olmayı tercih ettiler. Allah da kalplerini mühürledi. Onlar artık başlarına geleceği bilmezler.